orada yer almıştı. Merhabalar Ertuğrul Bey. Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Siz de bir açıklama yaptınız ve Batı'da da bu oradaki direnişe bir destek gelmesi gerektiğini, özellikle İzmir'in de adını vererek söylediniz. Batı'dan oradaki olaylara karşı bir tepkisizlik mi söz konusu ya da beklenen tepki gelmiyor mu? Bundan mı şikayet ettiniz? Esasen kamuoyu, halkımız, Türkiye'nin batısındaki kentlerde yaşayanlar eğer doğrudan bir ilişkileri yoksa bu bölgenin halkıyla ya da politik güçleriyle yaygın medyadan sadece yanlış bilgi alıyorlar. O yüzden olan bitenin tam olarak nasıl cereyan ettiğinin çok farkında olmadıklarını düşünüyorum. İkincisi, o kadar büyük bir bilgi kirliliği var ki ortada, gözünüzün önüne getirin. Ankara katliamının esasen IŞİD tarafından değil de HDP'nin kendisi tarafından yapıldığına inandırılmış bir %50 nüfus var. Şimdi bu şartlar altında tabii ki insanların bilinçleri eğer bilgi yok ise doğru biçimde oluşmuyor. Birincisi buna işaret etmek istiyorum. İkincisi de şudur, bugün bölgede yaşanan sıkıntılar, halka yönelik olan bu saldırılar, onların kendi iradelerine bağlı olarak kendi yaşamlarını düzenleme arzuları aslında Türkiye'nin her yerinde eşit olarak paylaşılması gereken arzular. İzmir'in adını anmamın asıl nedeni de şudur. İzmir, Diyarbakır'la kendisini kardeş kenti ilan etmişti, kardeş belediye olarak ilan etmişti. İzmir'in kendisi de aslında merkezi hükümetin keyif ayrımcı tasarruflarından zarar görüyor. Bunlardan yakınıyor. Dolayısıyla şimdi her iki il arasında bu zor zamanda dayanışma ve birbirinin sorunlarına empati göstermek elbette tam zamanı bunun için. Bütün bu nedenlerle andık. Ama doğrudur bence, yeterli bir duyarlılık yok. Çünkü gözünüzün önüne getirin. Aylardır burada kentler kuşatılıyor. İnsanlar, sivil halk öldürülüyor. Evlerinden çıkamıyorlar. 10 gün, 15 gün, 20 gün. Bütün bunların herkeste ne oluyor sorusunu doğurması gerekirdi. Ancak hükümetin yaptığı açıklama sorgusuzca karşılanıyor ya da öyle karşılanmıyorsa bile sorular açıkça söylenmiyor, ifade edilmiyor. Bütün bu nedenlerle bir dayanışmaya ihtiyaç var. Bugün Kürt'ün başına gelenin, yarın AKP'nin faşist rejimi tarafından Türk'ün, Türkmen'in yörüğün başına getirilmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Şu algıya ne dersiniz? PKK ile devlet arasında büyük bir strateji savaşı var. İşte hendekler ve öz yönetim talepleri bir tarafta. Hayır, elinde silahlı insanı ben şehir merkezinde istemiyorum devlet diyen devlet bir tarafta. Ve Batı'da da bu algılama biraz PKK ile devlet arasındaki çatışma olarak algılanıyor olabilir mi? Yani bu işin arkasında halk var mı? Çünkü öyle bir görüntü de yok. Genelde PKK'nın gençlik kolları sanki o hendeklerde ve bu çatışmayı devam ettiriyor gibi bir görüntü var. Böyle bir algı inşa edilmiş durumdadır. Bu dediğiniz algı gerçektir. Fakat gözünüzün önüne getirin. Cizre'yi seçimlerden önceydi. Yani 1 Kasım seçimlerinin öncesinde Ağustos ayında Cizre kuşatma altına alındı. Dendi ki biz bu Cizre'ye geldik. Burada PKK gerillalarını temizledik. 12 gün sokağa çıkma yasağı ilan ettik. 12 gün, günde 24 saat herkesi evine kapattık ve PKK'lileri öldürdük. Sonunda cinayet tablosu yayınlandığında gördük ki aslında bir PKK gerillası olma yaşında, cinsiyetinde ve çağında insanlar yoktu. Ölüm listesi küçücük bebekten 80 yaşına ve kadına kadar ortalama yaş ortalaması 50 civarında olan
bir insan topluluğunu kaplıyordu. Bunların arasında ev kadınları, bunların arasında küçücük çocuklar, öğrenciler vardı. Şimdi dolayısıyla bu algıyla gerçek arasında böylesine bir devasa fark var. Fakat diyelim o gün de dedi ki hükümet, tamam kenti temizledik, bu temizlik lafına da dikkatinizi çekerim. İnsan öldürmektir yani temizleme denilen şey. İnsanları öldürdük, buradan çıktık ve şimdi 20 bin kişiyle geri geldik. Allah'ınızı severseniz bir tane, üç tane, beş tane, on tane, 20 tane, hadi 100 tane gerilla var diyelim. Bütün bunlarla başa çıkmak için sizin 20 bin kişilik bir orduya ihtiyacınız varsa, iki tuğ general, 30 tane albaya ihtiyacınız varsa, o zaman siz esasen çok geniş bir nüfusla, büyük bir halk topluluğuyla uğraşıyorsunuz demektir. O yüzden bütün bu söylenenler inandırıcı değil. İkincisi, tabii ki biz çözümden ve müzakereden ve barıştan bir çatışma olduğu için söz ettik. PKK de silahlıydı, devlet de silahlıydı ve bu iki silahlı güç arasında çözülmeyen bir sorunun çatışmaya dönüşmüş olması dolayısıyla doğan bir savaş vardı. Bu savaşa son vermek için bir müzakere arayışındaydık. Ama çözüm süreci yararsızdır, Kürt sorunu yoktur, biz müzakereye devam etmiyoruz dediğiniz gün, yani bunu yapan hükümet, bunun başında onların amiri olarak bu süreci yöneten Cumhurbaşkanı aslında Pandora'nın kutusunu açtı. Evet, çatışmaya geri döndük. Peki şimdi çatışmaya geri döndük. Burada hangi sorunu çözeceğiz? Çünkü çatışmasızlığa gelişimiz çatışarak çözemediğimiz içindi. Evet. O zaman bir imha stratejimiz mi izlenecek? Bizim izlenimimiz odur. Siz Diyarbakır'ın bütün bir ilçesini yerle bir ediyorsunuz havaya uçuruyorsanız. Siz ilçeleri kuşatıp taş üzerinde bırakmıyorsanız sizin meseleniz sayılarının nüfusun %1'inden fazla olması mümkün olmayan gerillalar değil. Bütün nüfustur. Zaten oraya baktığınız zaman gördüğünüz şey bu ilçelerin, bu kentlerin 1 Kasım seçimlerinde de 7 Haziran seçimlerinde de kahir ekseriyetle HDP'ye oy vermiş ilçeler olduklarıdır. Esas mesele bu ilçeler ahalisidir. Onların korkutulması, sindirilmesi, burada oluşturdukları kapasitenin dağıtılması, kırılması meselesidir. Burada halka yönelik bir saldırıdan söz ediyoruz. Öyle olmasa halk evlerine kilitlenir. Öyle olmasa sivil insanlar ayrım gözetilmeksizin kurşuna dizilir miydi? Bu konuda tabii halkın böyle bir talebi olduğu sizin tarafınızdan dile getirilirken elinde silah olan insanların da o hendeklerde yer alması o tabloyu biraz farklılaştırıyor değil mi? Şimdi ben şunu söylemek istemiyorum. Ortada silahlı bir güç yoktur demiyorum. Zaten bir çatışma olması gerekir. Yani o tabloyu bozuyor anlamında güç söylüyorum. Güç olması gerekir. Şimdi sonuçta bu nereden doğdu diye bakacak olursanız sorunun aslına geri döneriz. Keyfi tutuklamalar, kurşuna dizmeler, daha henüz süreç devam ederken cereyan eden haksızlıklar, hukuksuzluklar netice olarak zaten yanmakta olan ateşin yeniden harlanmasına yol açtı. Şimdi dolayısıyla burada hendek dediğimiz şey sonuçta bir fiziki engel, bir sonuç. Bu hendeğin gerisinde ne var dediğimizde çözülmemiş olan çatışma, dinmemiş olan savaş ve teslim edilmemiş bir haklar dünyası var. O nedenle ben şunu söylemek istiyorum. Mesele ne olursa olsun, silahlı ya da silahsız, bir isyan var ya da yok, asıl mesele tarihidir ve siyasidir. Siyasi bir yöntem gerektirir. Siz siyasete de gerek yoktur. Ben her şeyi bir güvenlik meselesine indirgiyorum dediğiniz zaman ortada zaten dert anlatacak kimseyi bulamıyorsunuz. Kaldı ki bugün bölgede cereyan eden bütün silahlı müdahaleler hukuksuzdur. Bakın silahlı yönetiminde, olağanüstü yönetiminde, sıkı yönetiminde
sokağa çıkma yasaklarının da bir hukuku var. Meclis ilan edebilir sıkı yönetimi. Meclisten geçmesi gerekir olağanüstü hal kararının. Oysa burada meclisin yetkileri elinden alınmış, hükümete devredilmiş. Hükümet bu iç güvenlik yasasına dayanarak, aslında bu yasada da böyle bir hüküm olmadığı halde, valilere verdiği yetkilerle Ali Kıran Başkesen, yani bunlar eskiden Pers İmparatorluğu'nda valilere verilen yetkilerdi. Satrap yetkisi diyoruz biz buna. Ne istersem yaparım, taş taş üstünde koymam yetkisi. Böyle bir şey olabilir mi? Sokağa çıkmanın cezası, sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası sıkı yönetim yasasında para cezası. Burada insanları kurşunluyorsunuz. Şimdi bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik karşısında artık sığınacak bir hukuk, sığınacak bir adalet kalmayınca o zaman hendeğin de yolu açılıyor. Hukuksuzluklardan geri dönülebilecekse eğer çözüm mekanizması yeniden çalıştırılacaksa, o zaman hendeklerin kapatılması bir günlük iştir. Bunlar daha önce de yaşandı. Ama sonuçta hukuksuzluk sürerken bizim dönüp hendek dememiz ve bu hendeğin gerisinde hayatları tehlikede altında olan yüzlerce, binlerce insan için acı bir alay gibi. Ben o nedenle sonuca değil ya da yüzeyde olana değil, derinde olana bakmayı ve bizi 2013 Mart'ına götüren koşulları hatırlamaya herkesi davet ediyorum. 2013 Mart'ında Nevroz'da demokratik siyaset yolundan sorunları çözmenin kapısı açılacak dendiğinde nasıl bütün Türkiye bayram etmişti? Ancak ne demokratik siyaset yolu açıldı, ne de ortaya bir çözüm imkanı çıktı. Bizzat hükümet yetkilileriyle partimizin sözcüleri arasında Dolmabahçe'de kurulmuş an mutabakat bir ay sonra çöpe atılınca geriye bize denecek bir söz kalmadı. Peki bundan sonrası için hükümet tarafından açıldı. Biz şimdi bir irade yoğunlaşması yaşatmak istiyoruz Türkiye'ye. Bundan sonrası için sorunuzu anladım. Evet. Diyeyim yani. Evet. Bundan sonra yani buradan sonra bir umuda ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Tabii umutsuz olmak için hiçbir sebep yok. Bugünkü toplantımızda da, basın toplantısında da söyledim. Sorunlar çözümleriyle birlikte çıka gelir. Türkiye'de bugün bir başkanlık rejimi dayatması var. Onun karşısında bir toplumsal itiraz var. Bu toplumsal itirazın bütün tarafları yan yana geldiğinde, aslında başkanlık dayatmasıyla Kürt sorununu zorbalıkla halletme dayatması arasındaki bağ ortada olduğuna göre, bu sorunun bütün tarafları pekala demokratik bir çözüm için yan yana gelebilirler. Bakın benim için nasıl sarf edildiğini bu sözün çok iyi bilmiyorum ama Devlet Bahçeli'ye siz etnik tasfiye, etnik temizlik yapıyorsunuz dedirten şeyi düşünebiliyor musunuz? Bunu ben söylemiyorum. Bunu Devlet Bahçeli söylüyor. Yani bir etnik topluluğa karşı bir yok etme harekatı yapıyorsunuz diye uyarıyor. Yıllardır bizim itirazlarımızın şimdi Bahçeli'nin ağzından tekrar edilmiş olması bir alarm olmalıdır herkes için. O yüzden biz şimdi bu alarmı da herkese yeniden yansıtarak diyoruz ki, biz önümüzdeki hafta sonu Demokratik Toplum Kongresi'nin olağanüstü genel kurulunda bütün Halkların Demokratik Partisi Kürt mücadelesinin bütün odakları, Halkların Demokratik Kongresi bir araya geleceğiz ve bir demokrasi manifestosunu toplumun önüne yeniden koyacağız. Birlikte ortak yaşamımız için. Hakikaten ortak yaşam umudunun ayakta kalabilmesi için bu tenkil harekatının son bulması lazım. Halka yönelemezsiniz, halka saldıramazsınız, halkı mağdur edemezsiniz. Gerilla ile başa çıkmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey 2013 baharındaki başlangıca geri dönebilmek. Müzakere, yani diyalog diyorsunuz. Bu yolu, bu kapıyı yeniden açabileceğimizden ümitliyim. Çünkü Türkiye halkları ne Kürt evladını
ne Türk evladını gerilla ya da asker olarak bu çatışmaya kurban vermek istemiyor. Hatırlayacaksınız, çatışma yüksek boyutlar kazandığında nasıl şehit cenazelerinde insanlar seslerini yükselttiler. Bunu doğal, manidar bulmadılar çocuklarının ölümünü. Bu duygu hala halkın arasında yaşıyor. Şimdi bunu minimize ederek tıpkı şey gibi insanın bütün gövdesini değil de bir organını hedef alırmışçasına tek tek ilçelere yönelerek oralarda mikro operasyonlarla meseleyi çözeceğini sanmanın ne kadar büyük bir akılsızlık olduğunu bir kere daha görüyoruz. Gövdenin bir tarafı acıyınca bütün gövde yeniden ayağa kalk. O yüzden zor bu işte hiçbir işe yaramaz. Bir çözüm aralığı bulunabilir. Biz bu çözüm aralığını yaratma konusunda kararlıyız. Siyasettir bunun çözüleceği nokta. Siyaset olmadan askerin arkasına saklanarak bugüne kadar bütün hükümetlerin yaptığını Tayyip Erdoğan bunca böbürlenmeden sonra işte yaptığı şey olarak ortaya koydu. Ta askerin arkasına saklandı yahu. Sonuçta Kürtlerin karşısına orduyu dikti ve peki bunun Süleyman Demirel'den, Turgut Özal'dan, Tansu Çiller'den, Mesut Yılmaz'dan, Ecevit'ten, önceki hükümetlerden ne farkı kaldı? Dersim'deki katliamın belgelerini gelip mecliste açan insanın bugünkü durum karşısında söyleyecek sözü kalmaması gerekir. Evet. O nedenle ben diyorum ki buraya dönemeyiz. Burada hiçbir şey yok. Bunda ısrar edilmesi aslında halklarımız arasındaki bağları kopartıyor. Her gün nefret söyleme, her gün ajitasyon, her gün kötüleme, her gün Kürt'ün adını kirletme çabaları sonuçta Türkiye'nin başka yerlerinde de insanlar arasında bunlara kapılan, bunlara aklı yatan topluluklar yaratabilir. Peki Kürtlerle Türklerin iç içe yaşadıkları şehirlerde bir kere daha kışkırtmaların olmayacağından emin miyiz? Bunun bizzat hükümet tarafından bile teşvik edilmeyeceğinden emin miyiz? O yüzden ateşi söndürmek zorundayız. Biz buna talibiz. Ancak ateşin söndürülmesi demek bizim içimizdeki demokrasi ateşinin söndürülmesi değil, çatışmaya olan aşkın sona erdirilmesi demektir. Bunun için ise tek başına diyalog yaşamak, tek başına yaşamak diye bir şey yok. Ortak bir hayat süreceğiz. O yüzden ortaklığın temeli olan şey konuşma, karşılıklı diyalog, taleplerin masanın üzerine konulması ve bir müzakere yolundan ilerlenme sağlanması. Çok. Bir adım atılabilmiş olsa arkası gelecektir, emin olun. Bütün bunların sebebi Havan'da 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca su dövülmesi ve arkasından kaldırıp bütün anlaşma zeminlerinin çöpe atılmasıydı. İşte yüksekten atmanın sonuçlarını görüyoruz. Kürt meselesinde yüksekten atma bizi neredeyse iç savaşın eşiğine getirdi. Rusya ile ilişkilerde yüksekten atma Türkiye'yi en önemli iktisadi, ticari, bölgesel partneriyle başını belaya soktu. Suriye meselesinde yüksekten atma, Irak meselesinde yüksekten atma hepsinde yüz geri edilmesine yol açtı. Türkiye'nin onuru her noktada çiğneniyor. Bu despotik, kendini dünyada eşsiz sanan ama hiçbir zaman hırslarıyla kabiliyetleri arasında bir ilişki olmayan bir yönetim tarafından. AKP'nin akil insanlarına seslenmek istiyorum. Eğer dergilere yansıyan iç tartışmalar doğruyduysa, eğer hakikaten böyle bu gidişin sonunun felaket olacağına gerçekten inanıyorduysanız bir an önce sesinizi çıkarın. Buna cevap verecek başka sesleri Türkiye'nin her tarafından işiteceksiniz. Yeter ki çözümün müzakereden geçtiğine dair bir inancı yeniden hep birlikte kurabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.